Evet, 15 Temmuz kalkışması başarısız olmuştur. Ama ve lakin 20 Temmuz OHAL darbesi başarılı olmuştur. Mehmet Alkan'ın en büyük özelliği nedir derlerse, haksızlığa dayanamaması, haksızlığa gelememesi derim. Yani haksızlığa dayanamayan, kaldıramayan bir yapım var. 15 Temmuz'la yakından uzaktan bir ilgimiz olmadı, bağlantımız olmadı, haberimiz olmadı. Sözde bizim zorla üye yapıldığımız, üye olduğumuz söylenen terör örgütü bunu yapıyormuş ama bizim ne örgüte üye olduğumuzdan haberimiz var, ne örgütten haberimiz var, ne örgütün bundan haberi var. Tam bir Cem Karaca'nın hikayesinde olduğu gibi, yani sen bir gazoz ağacısın Gülhane Parkı'nda, ne polis parkında, ne sen parkındasın. Ben bir şehit kardeşim. Yani en azından hani diyorlar ya, şehit yakınlarına bir söz söyletmeyiz kimseye. Onlar bize şehitlerin emanetidir, yakınıdır. Ben kötü adam olabilirim. Mehmet Alkan kötü adam, yaramaz adam olabilir. Hani diyor ya, o kötüyse sahibinin hiç mi hatırı yok? Ali'nin hiç mi hatırı yoktu? Gecenin... Ali! 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 Düne kadar çözüm diyordunuz. Ne oldu da şimdi sonuna kadar savaş diyorsunuz? Evet, bir şey oldu. Bir şey olmalıydı. Oldu. Ne oldu? 7 Haziran 2015 seçimlerin iktidar partisi ilk defa uzun yıllar sonra bir seçimde tek başına iktidar olamadı. Ama kendilerine bir şey olmadı. Olay kime oldu? Olan garibana oldu. Olan garibanlara oldu. Alilere oldu. Örgütün elinde olan 13 tane Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı diyor da bunun 10 tanesi asker, polis, MİT görevlisi. Gidip efendim Kosova'dan, yok bilmem Azerbaycan'dan öğretmenlik yapmış, yok imamlık yapmış diye sıradan vatandaşları kaçırıp getirenler, o güçlü efendim istihbaratçılarımız, işbilir emniyetçilerimiz niye gidip bunu alamadılar? Niye bunları kurtaramadılar terör örgütünün elinden? O garada 13 askeri, polisi şehit edenlerle hakimi, devletin hakimi, devletin subayı, öğretmeni, ev hanımı, yeni doğum yapmış kadınlar, çocuklar, bunlar bir tutuluyor. O da terörist, o da terörist. Ya bu akıl mantık işi mi? Çünkü bizim mücadelemiz biraz da Don Kişot'un mücadelesine benziyor. Elimde tahta kılıçla el değirmenlerine gidiyor da bizim elimizde tahta kılıç bile yok. Çünkü karşımızdaki güç şu an devlet kılığında, devlet yetkileri kullanıyor. Benim yaşadıklarımın belki çok daha fazlasını yaşayan insanlar var. Yüz binlerce sıradan insan yasal ve rutin faaliyetleri nedeniyle bu ülkede terörist ilan edildi. Edilmeye de devam ediyor. Yeni anayasa yapacağız. Yeni anayasayı kim yapmıştır bu ülkede şimdiye kadar? Darbeciler yapmıştır yahu. Evet, 15 Temmuz kalkışması başarısız olmuştur. Ama ve lakin 20 Temmuz OHAL darbesi başarılı olmuştur. Merhabalar, Mehmet Alkan ben. Kısaca özgeçmişimden bahsetmek gerekirse, 1972 yılında Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Sürgü kasabasında dünyaya geldim. 1981 yılında Osmaniye'ye göç ettik. O zaman dayım oradaydı. İşte bulunduğumuz köydeki ekonomik, sosyal durumların yetersiz olması nedeniyle, özellikle okumak için Osmaniye'ye göçtük. 1990 yılına kadar da Osmaniye'de idim. Hayatımız oldukça zordu. Biz 9 kardeşiz. Babamın da herhangi bir mesleği, herhangi bir eğitimi, bir yeteneği yoktu. Köydeyken tarım işçiliği, tarım işlerinde çalışırken Osmaniye'ye geldiğimizde
Orası da bize yetersiz geldi ve o zaman İç Anadolu bölgesine tarım işçisi olarak gitme diye bir şey vardı. Özellikle Yozgat, Kırşehir, Nevşehir taraflarına. Orada pancar çapasıyla başlardık Mart-Nisan aylarında çalışmaya. Daha sonra işte mercimek, nohut, ayçiçeği çapası, en son pancar sökümüyle bu süreyi tamamlar ve Kasım-Aralık gibi Osmaniye'ye dönerdik. 9-10 yıl boyunca bu şekilde işçiliğimiz devam etti. Sonra işte çocuklar okumaya başladı. Herkes iş tutmaya başlayınca tabii bu bizim maceramız da sona ermiş oldu. Yine Osmaniye'deyken ilkokulda, ortaokulda, lisede yaz tatillerinde yine boş durmazdık. Ya da hafta sonları işte ayakkabı boyacılığından, şalgam satmaktan, simit satmaktan tutun da değişik işleri de yaptık. Hatta sanayide, marangozda dahi iki yaz boyunca çalışmışlığım olmuştur. Yani kısacası zor bir hayatımız oldu, gençlik dönemimiz oldu. 1994 yılında Karaharp Okulu'nu bitirdim. Jandarma teğmen olarak mezun oldum yapılan sınıflandırmada. Jandarma oldum. Mehmet Alkan'ın en büyük özelliği nedir derlerse, haksızlığa dayanamaması, haksızlığa gelememesi derim. Bir örnek veriyorum ben hep. Harp Okulu'nda bizim bir takım komutanımız vardı. Kulakları çınlasın derdi ki, ya haksızlığa dayanamıyorum. Babam olsa çekip vurasım geliyor derdi. Biz de vay hayırsız evlat derdik. Sonra baktım hakikaten adam doğru söylüyormuş. Yani haksızlığa dayanamayan, kaldıramayan bir yapım var. 15 Temmuz'a geldiğimizde ben neredeydim? Malum 2015 Ağustos'ta Ali'nin şehadeti meydana geldikten sonra gerek cenaze töreninde gerekse daha sonra Osmaniye Şehit Yakınları ve Gaziler Derneği'nde bazı şeyler yaşadık. Bunların sonucunda ben teşkilatta daha fazla kalamayacağıma karar verdim ve emekli olmaya karar verdim. 2016 yılı Haziran ayında emeklilik dilekçesi verdim. Ondan sonra da rapor olarak göreve gitmedim. 15 Temmuz'da da evdeydim. Hatta o gece halı saha maçımız vardı. Uzun bir aradan sonra bir halı saha maçı yapmıştım. Saat 10 gibi eve döndüğümde bir avukat arkadaşım beni aradı. Ya dedi böyle böyle işte bir şeyler oluyor falan. Ben de dedim bilmiyorum şu an. Lojmandayım, asansör bekliyorum. Şortlar üzerimde. Haberim yok. 15 Temmuz'la yakından uzaktan bir ilgimiz olmadı. Bağlantımız olmadı. Haberimiz olmadı. Sözde bizim zorla üye yapıldığımız, üye olduğumuz söylenen terör örgütü bunu yapıyormuş ama bizim ne örgüte üye olduğumuzdan haberimiz var, ne örgütten haberimiz var, ne örgütün bundan haberi var. Tam bir Cem Karaca'nın hikayesinde olduğu gibi yani sen bir gazoz ağacısın Gülhane Parkı'nda, ne polis parkında, ne sen parkındasın. Kardeşimin cenaze törenindeki tavrımdan dolayı bana yaptırım uygulamak isteyen ama bir sebep de bulamayan sadece bir işte disiplin cezasıyla o zaman geçiştirenler 15 Temmuz'u da fırsat bilerek 1,5 ay sonraki emekli olma dilekçesi vermiş olmama rağmen, emekliliği beklememe rağmen 1 Eylül 2016 tarihli kanun hükmünde kararnameyle, daha doğrusu OHAL kararnamesiyle bir gece yarısı terörist olarak adımıza yer verilerek kamudaki görevimizden çıkarıldık. Ben bir şehit kardeşim. Yani en azından hani diyorlar ya, şehit yakınlarına bir söz söyletmeyiz kimseye. Onlar bize şehitlerin emanetidir, yakınıdır. Ama adamlar kendilerini aslında açıklamışlardı. Biz kindar ve dindarız diye. Dindarlıklarını görmedik. O dindarlık değil, o dincilik. Ama kindarlıklarını çok iyi gördük. Nitekim bu sadece bana yapılan bir şey de değil. Beni 1 Eylül'de attılar. Ama yarbay olarak attılar. Yani albaylığımı da yediler. Onu da söyleyeyim. Dedim ki ya beni neden albay yapmadan attınız? Ya biz seni atmaya daha önce karar verdik. Ben kötü adam olabilirim. Mehmet Alkan kötü adam, yaramaz adam olabilir. Hani diyor ya, o kötüyse sahibinin hiç mi hatırı yok? Ali'nin hiç mi hatırı yoktu? Ali Beytişe Baba 2014 yılında tayin oldu. Ondan önce Ankara'da görev yapıyordu. Hatta aynı kışladaydık. Kendisi jandarma özel asayiş komutanlığı, JOAK'ta arama kurtarma taburunda görevliydi.
İki yıl boyunca 2012-2014 ben de Van'dan yeni gelmiştim. Beraber kaldık aynı evde. Ankara'daki Demet Evler'deki lojmanlarda bir odamızı da kendisine vermiştik bekar olduğu için. Beraber işe gidip geliyorduk. Beraber sofraya oturuyorduk. 2014 yılında atama sırası geldiğinde Subay Tan Şube Müdürü de benim devre arkadaşım olmasına rağmen kimseye herhangi bir şey söylemedim. Dedim ki insanların kaderiyle oynamamak lazım. Olan da hayır vardır. Dolayısıyla kendi haline bıraktık ve İtşap Mezra Komando Taburu'na tayini çıktı. Orada gitti, göreve başladı. Olay günü, hani o günleri tabii anınca insan ister istemez duygulanıyor. Saat 12 civarı telefonum çaldı. Yatmak üzereydim ben de. Hani normalde o saatte çalan bir telefona da pek bakmam. Malum ki o saatte bir telefon çalıyorsa da pek hayra alamet değildir. Baktım benim eski bir uzman çavuşum. Onunla da Beytişuap'ta beraber görev yapmıştık. Şırnak'ta olduğunu biliyorum. Hani dedim kendi içimden, insan dedim bir saate bakmaz mı ya, bu saatte aranır mı? Ama dedim bakayım belki ancak müsait olmuştur. Telefonu açtım. Komutanım dedi, Ali Yüzbaşı'nın olduğu yerde çatışmalar var. Çatışma devam ediyor. Ali Yüzbaşı'nın yaralı olduğunu öğrendik. Yardım götürülmeye çalışılıyor ancak şu ana kadar mümkün olmadı. Biz de ulaşmaya çalışıyoruz dedi. Bu şekilde ilk haberim oldu. Telefon cevap vermedi, mesaj attım. Tabi herhangi bir cevap alamadım. Ondan sonra birliklerini aramaya başladım. İşte Ayvalık'taki komando taburunu, Beytişuap'taki alayın hareket merkezini, Şırnak'taki tümenin hareket merkezini. Bir bilgi almaya çalıştım. Ama belki oradan anlamak gerekirdi. Kimse telefonlarıma çıkmadı. Çıkanlar da herhangi bir şey konuşmadı. Sadece yaralı hastaneye götürdük dediler. Ama sonradan öğrendik ki hastaneye götürülmesi çok geç olmuş. Olay bölgesi bir tepede olduğu için helikopterin oraya çatışma bitene kadar inmesi pek mümkün olmamış. Ve sedyeyle taşımak zorunda kalmışlar üst bölgesine kadar. Aradan kaç saat geçti? Bilemiyorum. Belki en az 2 saat geçmiştir. Daha sonra hastaneye geldiğini öğrendik. Orada irtibat kurmaya çalıştık. Yine herhangi bilgi alamadık. Ben de birkaç arkadaşı aradım. Akrabamızı aradım Ankara'daki. Gecenin saat 2'si 3'ü. Bir anda bizim evimiz, hani insanlar o saatte normalde gelmez, kalabalıklaştı. Belki 15-20 kişi oldu. Sonra ilerleyen saatlerde, saat 3-4 arası herhalde, jandarma komutanlığından resmi görevliler geldi. Ben yine anlamadım. Hatta hani lojmanda oturduğum için il jandarmanın bahçesinde onlar desteğe geldi diye düşündüm ama sonra acı haberi verdiler orada. O şekilde öğrendim. Ondan sonra ertesi gün yola çıktık cenazeye katılmak üzere. Hani cenazeyi Malatya'ya mı götürelim, Osmaniye'ye mi derken Osmaniye'de karar kıldık. Rahmetli annem vasiyeti gereği onu Malatya'ya defnetmiştik, köyümüze. Ali için Osmaniye'ye gittik. Ve ertesi gün olanları zaten biliyorsunuz.
Ali ile ilgili benim de çok planım vardı. Daha onu evlendirecektik. Hukuk fakültesini bitirecekti. Beraber avukatlık yapacaktık. Maalesef bunlar olmadı ve o dönemde mali bir çözüm süreci diye bir süreç vardı. Hükümetin ortaya attığı silahlı bir terör örgütüyle müzakere dediğimiz. Silah bırakmamış bir örgütün faaliyetlerine göz yumma şeklinde, onun uzantılarıyla da yurt dışında görüşme, bir kısım teröristleri davulla zurnayla karşılatma, seyyar mahkemelerde sözde yargılamalarla, akil adamlarla devam eden bir süreç vardı. Ve o zaman bu süreç doğru değil. Silah bırakmamış bir terör örgütüyle müzakere olmaz. Bunlar yanlış dendiği zaman siz analar ağlasın mı istiyorsunuz? Siz kandan mı besleniyorsunuz? Diyorlardı. Düne kadar çözüm diyordunuz. Ne oldu da şimdi sonuna kadar savaş diyorsunuz? Evet, bir şey oldu. Bir şey olmalıydı. Oldu. Ne oldu? 7 Haziran 2015 seçimlerinde İktidar Partisi ilk defa uzun yıllar sonra bir seçimde tek başına iktidar olamadı. Parlamentoda tek başına çoğunluğu sağlayamadı. Ve dedi ki o zaman ben bozuyorum. Neden? Çünkü bunun birinci sebebi, en önemli sebebi çözüm süreciydi. Bu halkın büyük çoğunluğunda kesinlikle kabul görmeyen bir durumdu. Sonrasında başlayan süreçte maalesef ki yüzlerce asker, polis, güvenlik korucusu veya benzer şekilde kamu görevlisi şehit oldu, hayatını kaybetti. Ali de onlardan biriydi. Benim söylediğim de oydu. Ben şunu söyledim. Hani bunun katili kim, sebebi kim? Katili belli. Elbette ki bu PKK terör örgütü. Ama her şeyin bir de sebebi var. Bu sadece bir sonuç. O çözüm sürecinde örgütün yığınak yapmasına, gücünü arttırmasına, eleman toplamasına, göz yumulması bir sebeptir. Sonuç ise işte Ali'nin şehadetidir. Hendeklerde, Sur'da, Silopi'de, Şırnak'ta, Cizre'de yüzlerce askerin, polisin hayatını kaybetmesidir. Bunlar sonuçtur. Ben hep diyorum ki sonuçları kutsamayı bırakalım. Bu sebeplere bakalım. Bu sonuçları meydana getiren, bu sonuçlara yol açan sebepleri irdeleyelim, inceleyelim, sorgulayalım. Aksi takdirde biz hamaset yaparak bir yere varamayız. Varamıyoruz. Varmamız mümkün değil. Sebepleri ortadan kaldırmamız, onları düşünmemiz lazım. Ve ben şuna inanıyorum. Buna sebep olanların, terör örgütünün bu faaliyetlerine sebep olanların, izin verenlerin, göz yumanların, görmezden gelenlerin, bu apaçık, bunun gizli saklı bir tarafı yok. Kanunu bile var. Kanun bile çıkardılar bununla ilgili. Şimdi nasıl 15 Temmuz'dan sonra kanun çıkardılar, yaptığımız ettiğimiz hiçbir şeyden sorumlu değiliz diye, o zaman da yaptıklarına inanmıyor olsa gerekler ki yaptıkları kanunla aynı şu maddeyi koydular. Bu kapsamda, bu kanun kapsamında yapılan görüşmeler, çalışmalar, işlem ve eylemlerden kimsenin sorumluluğu yoktur. Cezai, idari, mali diye. Bakın. Bu yeni bir şey değil. Çünkü onlar da yaptıklarının doğru olmadığını inanıyordu. Bir gün başlarına bela açacağını. Ama kendilerine bir şey olmadı. Olan kime oldu? Olan garibana oldu. Olan garibanlara oldu. Alilere oldu. Ama maalesef ki ben bir taraftan da şuna üzülüyorum. Benden başka belki bir iki daha vardır Ferdi. Bu konuda tepki koyan şehit yakınlarından ses çıkmadı. Onlar en başta tepki koymalıydı. Sen siyasi olarak önce bu yaptığın icraatın sorumluluğunu yerine getir. Hesabını ver. Yani bıraktım cezai hukuki sorumluluğu, en azından siyasi olarak bunun sorumluluğunu al. Ama onlar almadığı gibi üstüne puan kazandılar. Bu sürecin bozulmasından sonra biliyorsunuz 5 ay sonra yapılan seçimlerde de tekrar %50 civarında oy aldılar. Beş, altı yıldır örgütün elinde olan,
13 tane Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı diyor da bunun 10 tanesi asker, polis, MİT görevlisi. Bunlarla ilgili ne yapıldı? 5-6 yıldır bunlar terör örgütünün elindeyken hiçbir şey yapılmadı. Gidip efendim Kosova'dan, yok bilmem Azerbaycan'dan öğretmenlik yapmış, yok imamlık yapmış diye sıradan vatandaşları taşırıp getirenler, o güçlü efendim istihbaratçılarımız, iş bilir emniyetçilerimiz niye gidip bunu alamadılar? Niye bunları kurtaramadılar terör örgütünün elinden? Maharet o değil. Maharet gidip bilmem neredeki kadını gözaltına almak, bilmem neredeki öğretmeni gözaltına alıp da getirdik de, başına çuval getirdik de yapmak değil. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup anaları babaları orada burada hak arayan, sesini duyurmaya çalışırken görmezden gelip gidin başkalarıyla görüşün, biz bu işte yokuz, bu işi halletmeyiz deyip bugün de o şehitlerin şehitliği üzerinden hala rant devşirmeye çalışıyorlar. Hala başkasını suçlayıp kendi sorumluluklarını kapatmaya çalışıyorlar. Hani hukukta bir kural vardır, kaide der ki hiç kimse kendi kusuruna dayanarak bir hak iddia edemez. Yahu bunlar bırakın iddia etmeyi, kendi kusurlarının sonuçlarından bir de faydalandılar. Rant devşirdiler, oy devşirdiler, hala da devam ediyorlar. Bunu anlamak gerçekten benim açımdan zor. Biraz düşünen insanlar açısından da zor olduğunu düşünüyor. İşte arşiv unutmaz dedik ya, o gün ne demiş, bugün ne demiş? Bakıyorsunuz insanlarda bir gram utanma, sıkılma yok. Ya ben o gün öyle dedim, bugün böyle diyorum. İkisini de alkış alıyorum. O zaman da diyorum ki aslında siyasileri çok da suçlamamak lazım. Adalet Bakanlığı, sözde Adalet Bakanlığı, özde Adaletsizlik Bakanlığı. Efendim diyor, biz bir sürü hakim savcıyı terörist olarak attık. Bunlar diyor şimdi kürsünün o tarafından bu tarafına geçecek. Bu diyor terörle mücadeleyi sekteye uğratır diyor. Bakınız. Dün o Gara'da 13 askeri polisi şehit edenlerle hakimi, devletin hakimi, devletin subayı, öğretmeni, ev hanımı, senin annen 65 yaşında, Ulviye teyze, yeni doğum yapmış kadınlar, çocuklar, bunlar bir tutuluyor. O da terörist, o da terörist. Ya bu akıl mantık işi mi? Adaletsizlik Bakanlığı daha ben yemin etmeden hemen dava açmış. Mahkemelerde emrinde zaten. Önce yürütmeyi durdurma, sonra iptal kararı, istinaf red. Benim başvurum 2 yıldır Anayasa Mahkemesi'nde, sadece 3,5 ay, 4 ay o civarda avukatlık yapılabiliyor. Sebebi KHK'lı olmak avukatla engeldir. Bunlar hiçbir iş yapamaz. 2,5 yıldır ben bu işi yapamıyordum. Mahkeme kararıyla engellendiği için demiyorum. Burada yazdım, gasp edildiği için mahkeme eliyle. Geçen yıl Temmuz ayında Anayasa Mahkemesi KHK'lıların avukatlık yapacağına dair karar verdi. Dedi ki ya arkadaş mahkemelere, sen bunu nereden uyduruyorsun ya? Böyle bir şey yok hukuki dayanağı. 18 Ocak 2021 tarihinde tekrar avukatlığa başladım. Şimdi Adalet Bakanlığı, daha doğrusu Adaletsizlik Bakanlığı, öyle daha uygun olur bence. 26 Ocak'ta yazı yazmış mahkemeye. Malum biz teröristiz ya, terörist olarak yargılandık olmayan olaylardan. Beraat ettim ama beraatim 1,5 yıldır istinafta. Beraat etmişsin ama kesinleşmemiş. Ben sana dava açacağım diyor. Bir de acele, kırmızı damgalı, acele yazılı. Diyor ki biz Mehmet Alkan'a dava açacağız. Acele bize bu dosyanın durumunu gönderin. Kısacası tekrar avukatlığa başladık. Ancak bakanlık tekrar dava açmak için harekete geçmiş durumda. Belki de açmıştır. Sonucunu bilemiyoruz ama olumsuz olacağını düşünmüyorum. Neden yazmaya karar verdim? Aslında hiç öyle bir şey düşünmemiştim. Aklımın ucundan bile geçmemişti. Ben yazmaktan çok okumayı tercih ediyordum. Ama hani bazen hayat, şartlar sizi bir yere sevk eder, bir yere götürür. Hiç beklemediğiniz bir ortamda, durumda bulursunuz. Benim yazma işim de öyle oldu. Şimdi ben gerçekten çok mücadele verdim. Yıllardır veriyorum. Dedi ki bunların bir tarihe not düşülmesi lazım. İkincisi, insanların bu ülkede ne olduğunu, ne bittiğini,
bilmesi lazım. Hani söz uçar yazı kalır. Benim en büyük düsturum odur. Söz uçar yazı kalır. Bir şey yapıyorsan yazılı yapmakta, bir not düşmekte fayda var. Bunları dedik insanlar bilsin, görsün. Mehmet Alkan'a neler yapıldı? Mehmet Alkan neler yaşadı? Hani orada burada vay hain, vay terörist, vay bilmem kim diye yazanlar. Belki zahmet ederler, alırlar, okurlar. Ve bunların belgesini koyduk. Yani devletle nasıl mücadele ettiğimizi, daha doğrusu edemediğimizi. Neden? Çünkü bizim mücadelemiz biraz da Don Kişot'un mücadelesine benziyor. Elimde tahta kılıçla el değirmenlerine gidiyor da bizim elimizde tahta kılıç bile yok. Çünkü karşımızdaki güç şu an devlet kılığında, devlet yetkileri kullanıyor. Bunların hepsinin belgesini koyduk. Yani kanunlarla efendim veya idari uygulamalarla bize neler yapıldığını. Yine Ali'nin dedik hayatı az çok olsun. Onu da bir not düşelim. Bunu bilsinler ve yine güncel siyasi konularla ilgili görüşlerimizi dedik. Yazalım madem bize sen siyaset yapıyorsun diye suçluyorlar. O zaman siyasi konularla ilgili görüşlerimizi de yazalım dedik. Tarihe not düştük kısacası. Böyle başladık. Alim ve Sonrası kitabını 2019 yılı Ekim ayında çıkardık. Şimdi ben kendi özelimde yaşadıklarımı Alim ve Sonrası kitabıyla yazdım. O zaman dedim ben denizde bir damlayım. Benim yaşadıklarımın belki çok daha fazlasını yaşayan insanlar var. Yüz binler. Yüz binlerce sıradan insan yasal ve rutin faaliyetleri nedeniyle bu ülkede terörist ilan edildi. Edilmeye de devam ediyor. Hala bugün sıra kimde? Yarın kime gelecek? Yarın hangi listede kimin adı olacak? Belli değil. Bir güvenliğimiz yok. Onun üzerine dedim ki KHK'lılar bize yaşadıklarını cezaevinde, efendime söyleyeyim infaz kurumunda, mahkemede, çevresinde yaşadıklarını kendi dilleriyle, kendi kalemleriyle anlatsınlar. Biz onların editörlüğünü yapalım ve bir kitap meydana getirelim. Zulüm ve Çile kitabı bu şekilde meydana geldi. Diğer kitabım OHAL Darbesi kitabın adı. OHAL Darbesi neden bu ismi koyduk? Şimdi dendi ki efendim 15 Temmuz'da darbe oldu. Güzel ama başarısı oldu. Çok güzel ama şimdi bakıyorsunuz 15 Temmuz'dan sonra bir darbeden sonra bu ülkede ilk defa darbe olmuyor. Ne olmuşsa çok daha fazlası belki 10 katı belki 100 katı olmuştur. Yani düşünün o halden sonra en son rakam 569 bin kişiydi sanırım. Terör soruşturması geçirdi. Darbe başarısız oldu diyorsunuz da sonuca baktığımızda darbeden sonra ne yapılmışsa her şey var. Biz dedik ki bunun hikayesini yazalım. Bu OHAL darbesi öncesi 15 Temmuz öncesi 15 Temmuz sırası sonrası soru işaretleri var burada. Bu soru işaretleri neler? İşte bu Ergenekon balyoz dönemiyle de karşılaştırma yaptık. Hani orada kaç kişiye neler yapıldı? Uygulamalar neydi? Şimdi insanlara neler yapılıyor? Orada da mahkeme kararlarından, OHAL komisyon kararlarından, efendim savcılık kararlarından örnekler de koyarak OHAL uygulamalarının bir seceresini, bir özetini daha doğrusu yapmaya çalıştık. Yeni anayasa yapacağız. Yeni anayasayı kim yapmıştır bu ülkede şimdiye kadar? Darbeciler yapmıştır yahu. Yine aynı yere gidiyoruz. Yine aynı yere gidiyoruz. Yani benim tezim şu. Evet 15 Temmuz kalkışması başarısız olmuştur. Ama velakin 20 Temmuz OHAL darbesi başarılı olmuştur. Hala da darbenin etkileri, eylemleri devam etmektedir. Üçüncü kitabımızda Düşündüm, Yazdım ismini koyduk. Bu kitap da benim işte 2016'dan sonra, ihraçtan sonra güncel konularla ilgili, güncel siyasi konularla ilgili çeşitli mecralarda, internet sitelerinde yazdığım yazılar vardı. Bunları bir araya getirdik, toparladık. Adını da Düşündüm, Yazdım koyduk. Neden? Çünkü kutsal kitabımızın ilk emrine oku. Ben hep diyorum, bir kere daha söyleyeyim. Ya oku diyor da, oku dediği peygamber ümmi, okuma yazma bilmiyor. Al, aç da kitap oku demiyor. Zaten 1400 sene önce ne kitabı, ne kütüphanesi, ne şeyi. Düşün diyor, düşün. Yani doğaya bak, insanlara bak, topluma bak, aklet, aklını kullan. Biz de diyoruz ki insanlara bırakın siyasilerin ne dediğini, ne yaptığına bakın ve olanları bitenleri Allah size akıl vermiş, aklınızla düşünün. Ya burada ne var, bu ne demek istiyor, bu doğru mu, yalan mı, yanlış mı?
duyduğunuza değil, aklınızla, fikrinizle, muhakeme ettiğinize bakın, düşünün, düşündük ve yazdık. Bunların hepsi o konularla ilgili insanları düşünmeye sevk eden, dikkat çekmeye sevk eden yazılar. Şehit Yüzbaşı Ali Alkan Vakfı'nı kurduk. Vakfımızın öncelikli amacı kız çocuklarının, özellikle kız çocuklarının eğitimi, efendime söyleyeyim, okullara kitap kırtasiye yardımı, muhtaç olanlara aynı nakdi yardımlar yapabilmek. Bu şekilde Ali'nin adını yaşatabilmek. Çünkü Ali gerçekten, hani en büyük özelliği ne dersen Ali'nin, en büyük özelliği cömert olmasıydı. Hiç para pul hesabı yapmazdı. Hiç öyle bir şeylere girmezdi. Her zaman eli cebindeydi. Her zaman cömertti. Maksadımız da bizim bu. Tabii vakıf işi malum bir akar sistemi kurmak gerekiyor. Yani buradan bir şey çıkması için yukarıdan bir şeyin girmesi lazım. Hani gönüllerimiz sağ olsun bağış yapıyorlar ufak tefek ama hani onlarla ne kadar yapılabilir? Vakfın dedik bir iş yapması lazım. Bunun üzerine vakfa bir iktisadi işletme kurduk. Kanun gereği de öyledir. Yani vakıflar doğrudan ticaret yapamaz. Ama iktisadi işletme kurarak bu kazanç getirici faaliyette bulunabilirler. Bunun üzerine iktisadi işletmemizi kurduk ve ona da ne yapalım ne edelim derken hani dedik kitap yazdık madem bu kitaplarımızı kendimiz yayınlayalım. Dolayısıyla Şehit Yüzbaşı Ali Alkan Vakfı İktisadi İşletmesi'nin marka ismi olarak da Yarbay yayınlarını seçtik ve bu dediğim, düşündüğüm, yazdığım O Hal Darbesi, Zulüm ve Çile kitaplarımızı da Yarbay yayınlarından çıkardık. Bunlar vakfın kitaplarıdır. Amacımız vakıfta her geçen gün daha çok insana yardımcı olabilmek, daha çok insana faydalı olabilmek, özellikle kız çocuklarına ve öğrencilere yardımcı olmak. Dolayısıyla diyoruz ki bizden alacağınız kitaplar ihtiyaç sahiplerine yardım olarak gidecektir. Öğrencilere burs olarak gidecektir. Biz sadece bu işin angaryasını çekiyoruz. Yeri geliyor çoğu zaman cebimizden para harcıyoruz. Hani derler ya başkansan bir yerde hep içeridesindir. Aynen öyle ama biz bundan sıkıntı duymuyoruz. Bundan mutluyuz. Önemli olan insanlara faydalı olabilmek, Ali'nin adını yaşatmak.